Altın günleri, teyzelerimizin ekonomik ve sosyal hayatlarını geliştirdiği, onlar için vazgeçilmez toplantı günleridir. Bu günlerde teyzelerimiz terliklerini koydukları poşetleri alır, ten rengi çoraplarını ayaklarına geçirir ve seçilmiş olan teyzenin evinde toplanmaya giderler. Seçilmiş olan teyzemiz kısır, kek, börek gibi yiyecekleri misafirleri için hazırlar ve onları ikram eder. Altın günlerinde teyzelerin susma hakkını kullanması kesinlikle yasaktır. Her biri birbirleri hakkında mutlaka dedikodu yapmak zorundadır. Hatta bu kuralları koruyan bir anayasa kitapçıkları bile vardır. Dedikodu yapmayan kişi ise genellikle çocuğunu över. Bu çocuksa annelerimizin ideal evladı olan ve bize her zaman örnek gösterilen Ayşe teyzenin kızı ya da oğludur. Sizlerin de size her zaman örnek gösterilen Ayşe teyzenizin kızı ya da oğlu var mı? Var. Evet var. Var. Evet var. Yok. Hayır yok çünkü genelde o gösterilen kişi hep ben oluyorum. Oo olmaz mı? Çok var tabii ki. Her hayatımızda yaşanılan şeyler bunlar. Var. Var. İlla ki var. Altın günlerinde çok konuşulan Ayşe teyzenin kızı bizzat benim. Var. Kim? Melahat. Halamın kızı Tuva abla. Aynı ama. İyi karşı komşumuz. Kuzenimdi. Peki bu Ayşe teyzenin kızı hangi üniversiteden mezun? Hacettepe. Ege Üniversitesi'nden mezun. Hangi bölüm? Bölümü sanırım psikoloji olması lazım. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun. Tabii ki de tıp. Tıp. Sürekli tıp. Bundan bahsedip duruyor. Sinire mi bozuyor? Artık çıldıracağım. Ankara Gazi Üniversitesi. Ekonomi Üniversitesi'nde okuyor. 11. sınıf. Ayşe teyzenin kızı hakkında sen ne düşünüyorsun? Ayşe kızının... Gıcın teki zaten. Pek sevmem. Gıcın teki? Aynen. Sanırım iyi bir insan ve onu takdir ediyorum yani bu arada. Her yerde. Yani sürekli yarıştırılıyoruz, bunu düşünüyorum. Aynı kalıba sokulmaya çalışıyoruz ama aynı kalıpta değiliz ikimiz de. Yani tabii biraz problemlerimiz var. Zeki, güzel. O kadar. Çok zeki. Hangileri de Ayşe teyzenin kız olmaya layık oldu Aylin abla? Bilmiyorum. Yani... Çok güzel giyiniyor o yüzden herhalde. İdeal olarak görüyorum. Çok başarılı. Çok ders çalışıyor. Vallahi bizim o altın günleri merasimimizden sonra o kız maşallah bir şey oldu mu anlamadım yani. Bir baktım kız şuradaydı şuraya geldi yani o ego balonu gitti yani. Samimi ve içten olması kesinlikle onu iyi bir yapar yani. Böyle düşünüyorum. Hem sosyal, hem başarılı, hem derslerinde iyi. Mükemmel bir kız ya. Sence Ayşe teyzenin kızı mutlu mu? Çok mutlu. Mutludur. Yani mutlu mutlu. 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 Mutlu değil çünkü üniversiteye hazırlanırken ailesi çok baskı yapıyordu. Ben daha mutluyum yani. Mutlu tabii ki. Ayşe teyzenin kızı gibi olmak istiyor musun? İstemezdim çünkü sürekli konuşuluyor ve göz önünde bulunmayı pek sevmiyordum. Çünkü ben buyum. Ayşe teyzenin kızı da karakter öyle, benim karakterim böyle. Ona gibi bir insan, tanrım öyle bir dedikoducu insan olamam bir kere. Hayır. Neden? Kendim olmak daha güzel. Ayşe teyzenin kızı olursam ben olmam. Ben baskı yapılmasını istemem. Giderken tuttu beni, eğildi öptü beni, ne vefasız yarmış.